arkadaşlara bir şifre hazırladık. Aa evet. Yunanistan var, Sırbistan var, Karadağ var. İşaretliyoruz. Romanya var. Reval görüşmeleri. Değil mi? 1908. 8. Reval'de. Sevgili gençler merhaba. Yeni konumuz Balkan Savaşları. Birinci Balkan, ikinci Balkan Savaşı. Ben Hülya Hoca. Mehmet Ali Hoca. Evet, başlayalım mı öğretmenim? Başlayalım hocam. Başlayalım. Birinci Balkan Savaşı ile başlayalım. Yıl? 1912-1914. Evet. 14 neden diyoruz? Çünkü son antlaşma, yani Sırbistan'la imzalanan antlaşma 14'e kaldığı sarkıyor. İçin. Sarkıyor, evet. Bu noktada 1914 diyeceğiz. Hocam bundan önce aslında Trablusgarp Savaşı'nı işlemiştik. Trablusgarp Savaşı'nda Uşi Antlaşması'na değinmiştik. Dedik ki Osmanlı Devleti iki ateş arasında kalmıştır. Trablusgarp'taki savaşını sonlandırmıştır Uşi Antlaşması'yla ve Balkanlar'daki savaşına bakmıştır. Bugün de konumuz Balkan Savaşları. Evet. Enteresan gelişmelerle dolu hocam. Evet, bir sürü örneklerimiz var. Bir önceki videomuzu mutlaka izlemişsinizdir. Kronolojik bağı kurmanız çok önemli. Önce Trablusgarp videomuzu izliyorsunuz. Balkan Savaşı ile bağ kuruyorsunuz ve böylece ikinci paylaşımımızla Birinci Balkan Savaşı ile devam ediyorsunuz. Birinci Balkan Savaşı hangi Balkan ülkeleri? Yine AYT sorusu bu. Kimler var? Bir, Sırbistan var. Yunanistan var, Bulgaristan var ve savaşı başlatan ülke Karadağ var. Karadağ Balkanların en küçük devleti hocam. Evet, küçük olmasına enteresan rağmen. Enteresan bilgilerden birisi de bu. Bu arada bu saydığınız devletlerle ilgili arkadaşlara bir şifre hazırladık. Aa evet. Büyüsek Osmanlı. Değil mi? Arkadaşlar arka tarafta görebiliyorlar. Büyüsek Osmanlı arkadaşlar şifrelemeye dikkat edin. Her bir harf bir devleti işaret ediyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nda 4 ayrı cephede mücadele etmiştir. Hocam nedenleriyle başlayalım. Başlayalım öğretmenim. Buyurun hocam. Osmanlı Devleti ile Balkan ülkeleri arasında yapılan bir savaştan söz ediyoruz. Osmanlı Trablusgarp'ta meşgul. Bu Balkan ülkeleri için bir fırsat. İtalya'nın da kışkırtmaları var. Ki daha önce, daha da eskiye gidiyoruz. Rusya'nın Balkan politikası var. Rusya Balkanlar'da izlediği panslavist politikalarla Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan, Avrupa'dan çıkartabilmek adına sürekli burada bir takım oyunlar oynuyor ki panslavizm önemli bir kavram. Balkan Savaşları'nda panslavizm politikasına biraz daha ağırlık vermiş. O zaman bunun öncesine de gidelim. Reval görüşmeleri. Değil mi? 1908. Reval'de daha önce hep Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü koruyan bir ülke İngiltere fikir değiştiriyor ve Rusya'yla Reval'de bir görüşme yapıyor. Neyi görüşüyorlar? Rusya'yı Osmanlı toprakları üzerinde serbest bırakıyor. Evet, evet. Bundaki yani bu durumun yaşanmasında etkili olan gelişme de Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşması. Bu da soru köküdür. Az önce ben size tam soracaktım. Siz açıkladınız. Neden İngiltere bizim toprak bütünlüğümüzü korumaktan vazgeçti? Neden Rusya ile masaya oturup da buyur bu topraklar senin olsun dedi? Çünkü biz Almanya'ya yaklaşmaya başladık. Bu da İngiltere'yi panikletti tabii ki. Osmanlı Devleti zaten Avrupalı devletler arasındaki, daha doğrusu Avrupalı devletlerin ikiyüzlü politikalarını gördü. Almanya'ya yakınlaşma isteği duydu. Bu da Reval görüşmelerinin yaşanmasında etkili olacak. Evet. Nedenler hocam devam edelim buyurun. Balkan ülkeleri Avrupa'nın da desteğini alarak, Avrupa'nın da garantisini almak suretiyle Osmanlı Devleti'ne bir anlamda bir ultimatum veriyor. Sen diyor Balkanlar'da diyor yeterli diyor düzenlemeyi yapmadın, Hristiyan halklarının haklarını yeterince korumadın, Makedonya'da problem var, biz bu sorunu çözmeye geliyoruz diyorlar. Aralarında anlaşıyorlar ki bir daha söylüyorum Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ta meşgul olması onların işini kolaylaştıran artı Avrupa'nın desteğini almış olmaları onların işini kolaylaştıran unsurlar oluyor. Bundan cesaretle Karadağ'ın en küçük ülke Osmanlı Devleti'nin Yeni Pazar ilçesine saldırmasıyla Birinci Balkan Savaşı patlak vermiş patlak oluyor. Patlak verdi. Burada Trablusgarp'a bağlantı yaptınız, vurgu yaptınız. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin zayıf olduğunu mu gördüler demek istiyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii ki öyle. Osmanlı Devleti Trablusgarp'taki bir önceki videoya gönderme yapıyoruz yine.
karadan ordu gönderememişti. Denizden deniz gücü yoktu. Bu da Balkan ülkelerini, bir de kışkırtmaları vardı. Cesaretlendiren unsur oldu. Evet, daha sonra neler oluyor öğretmenim? Savaş nasıl seyrediyor? Savaşın gelişimi hocam, şifremizde de aslında vermiştik. Büyüsek Osmanlı, yani Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ'ın saldırısıyla bu başlayan savaşta Osmanlı Devleti dört bir cephede mücadele ediyor. Mesela Makedonya kısmı Sırplar, Bulgarlar arasında paylaşılıyor. Bulgarlar Çatalca önlerine kadar geliyor. Bu ilerleyiş Rusya'yı tedirgin ediyor. Çünkü Bulgarların biraz daha ilerlemesi boğazların, yani İstanbul'un tehdit edilmesi anlamına geliyor. Bu noktada Rusya devreye girdi. Önce Büyükelçiler Konferansı. Büyükelçiler Konferansı'ndan sonra da Londra Konferansı düzenlendi ve bu konferansla Balkan Savaşları'na son ve Birinci Balkan Savaşı'na son verildi. Birinci Balkan Savaşı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus Bulgaristan'ın fazla toprak almasıdır. Bir de tabii ki bu İkinci Balkan Savaşı ile bağ kuracağız. Burada en çok hata yaptığınız konu ne? Savaşın nedeni olarak sevgili gençler, Balkan ülkelerinin bağımsızlık isteği diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle hata yapmayın. Balkan ülkeleri zaten bağımsız. Ki Bulgaristan hani dünkü çocuk gibi 1908'de bağımsız olmuş. Biz 1912'deyiz. Yani 4 sene önce Osmanlı'dan kopup bağımsız olan Bulgaristan burada boğazlara kadar geliyor. İstanbul'u, Çatalca'yı tehdit ediyor. Bu çok büyük, çok ağır bir mağlubiyettir. Yine Yunanistan 1829'da Osmanlı'dan koptu, bağımsız oldu. Sırbistan, Karadağ 78, Berlin'le bağımsız oldu. Bunlar zaten uluslar. Birleştiler, şimdi Osmanlı'nın karşısına çıkıyorlar. Ve Osmanlı kendisinden yeni kopan, 4 sene önce kopan devletlere yenilgi alıyor ki bu büyük bir hezimettir ki yine soru köküdür. Hangi gerekçelerle Osmanlı Devleti bu savaşı kaybetti? Neden bu kadar ağır bir yenilgi aldı? Midye Enes hattına kadar neden çekildi? Evet. Neden bu kadar çok? Ki kaybettiği şehirlerden biri çok önemli. Evet. Edirne, Osmanlı'nın eski başkenti, bu savaşla kaybediliyor. Basın ayağa kalkıyor. Muhalefet ayağa kalkıyor. Osmanlı eski başkentini bile koruyamadı. Hatta doğru dürüst savaş yapamadan koruyamadı. Şimdi İstanbul tehdit altında. Diyor. Savaş esnasında var. Arnavutluk da yine bağımsız oldu. Değil mi? Bu da olumsuz gelişmelerden Osmanlı tanesi. Devleti'nden ayrılan son Balkan devletidir bu altını arada. Altını çiziyoruz. Yine AYT soru konusudur. Evet. Arnavutluk Osmanlı'dan kopup Balkanlar'da en son bağımsız olan ulustur ki bu da aslında bir fikir akımının da işe yaramadığının göstergesidir. Osmanlı hepsini kucaklamaya çalışıyordu. Şimdi Arnavutlar da kopup bağımsız olduğuna göre bu ne demektir? Osmanlıcılık fikir akımı işe yaramadı demektir. O zaman bir parantez açalım. Osmanlıcılık nedir diyelim hocam? Kesinlikle. Arkadaşlar, Osmanlıcılık fikir akımı ile ilgili biraz bilgi verelim. Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat döneminden itibaren uyguladığı bir fikir akımıdır. Amaç Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemektir. Osmanlı Devleti'nde birlik beraberliği sağlamak için uygulanan bir fikir akımıdır. En geniş kapsamlı fikir akımıdır. Çünkü din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bir Osmanlı toplumu oluşturmak amaçlanmıştır. Balkan savaşlarında Balkanlı devletlerin Osmanlı Devleti'ne saldırması, Arnavutluğun bağımsızlığını kazanması gibi durumlar da Osmanlıcılık fikir akımının başarısız olduğunun da göstergesidir. Altını çiziyoruz, soru köküdür, özellikle dikkat ediyorsunuz. Orada bir de yine bir cümlenize dikkat çekmek istiyorum. Buyurun hocam. Osmanlıcılık fikir akımı Tanzimat döneminin fikir akımıdır. Bu da yine soru köküdür. Yine altını çiziyoruz, belirtiyoruz. Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Osmanlı ciddi tehdit altında. Çatalca'ya kadar Bulgarlar ilerlemiş ve bu koşullar altında Avrupa'nın da müdahalesiyle Londra Anlaşması imzalanıyor ve sınırımız Midye Enes hattı. Ne demek? Hemen haritadan bakıyoruz. Bu şu demek: İstanbul'un bittiği yerde bizim Bulgaristan'la komşuluğumuz başlıyor. Olacak. Batı'da tek sınır komşusu olduğumuz ülke Bulgaristan oluyor. Ve Bulgaristan bu işin en büyük dilimini alan, pastanın en büyük parçasını kucaklayan devlet haline geliyor. Bunun için de kavga çıkacak. Evet, ama da, birazdan. Evet, birazdan. Hemen birazdan. Kavga çıkmıyor. Az sonra çıkacak diyor. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda neden yenildi? Başlık, bu da soru kökü. Mustafa Kemal'in de belirttiği gibi aslında ordunun siyasete karışmasıdır. Balkan Savaşı'ndan mesela Mustafa Kemal'in inkılaplar döneminde orduyu siyasetten ayırmasının
en önemli nedenlerinden birisi de Balkan Savaşları'nda alınan yenilgidir. Evet. İkinci Abdülhamit'in de arkadaşlar bununla ilgili bir sözü var. Ordunun siyasete karışmaması. Evet. Yani Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nda neden yenildi? Bir, ordunun siyasete karışması. Güzel. İki, Avrupalı devletlerin desteği. Üç, Osmanlı Devleti'nin askeri ve teknolojik olarak yetersizlikleri. Bu askeri ve teknolojik olarak yetersizliklerin içerisinde bir 65 bin askerden bahsediyorum hocam. Hı-hı. Terhis edilen askerler, evet, var ya, evet. Onlara da değinmek lazım. Biz Almanya ile yakınlaştıktan sonra ordumuzun modernizasyonu doğrultusunda 65 bin asker terhis edilmiştir. Bunlar yaşlıdır dendi ve terhis edildi. Bu da Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda yenilgi almasının bir diğer nedenidir. Gençleştirme hocam. Evet. Ki bunun da sakıncası nedir? Yani orduyu gençleştirme niye sakıncalı olsun diye de bakabilirsiniz. Bir soru işareti oluşabilir. Ne dezavantajı var? Deneyimli savaş deneyimi, cephe deneyimi olan askerlerin ordudan çıkartılmış olması cephede problem yaşamamıza neden oluyor. Haberleşme sorunları, deneyimsiz askerler, aynı anda dört ülkeyle savaşmak, değil mi? Bütün bunların hepsi Osmanlı Devleti'nin, evet, Osmanlı Devleti'nin Birinci Balkan getiriyor. Savaşı'ndaki yenilgisi. O zaman geçelim İkinci Balkan Savaşı'na. Kaldı mı bir şey diye şöyle bir düşünüyorum. Kalmadı yok, galiba. O zaman Birinci Balkan Savaşı ile ilişkilendirip İkinci Balkan Savaşı'na geçelim. Evet. İlişkilendirmemizi nasıl yapacağız? Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. Evet. Bölgede Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın ve Sırbistan'ın etkinliği arttı. Hı hı. Yani şunu demek istiyoruz. Osmanlı Devleti Birinci Balkan Savaşı'nda yenilince ortada bir otorite boşluğu oluştu. O otorite boşluğunu da Bulgaristan doldurmaya çalıştı. Hı hı. Bu da Yunanistan'ın, Sırbistan'ın Karadağ'ın tepkisine neden oldu. Bir ve devlet daha. Yeni bir. Yine soruyu soralım. Birinci Balkan Savaşı'na katılmayıp da İkinci Balkan Savaşı'na katılan ülke. Cevap mı isteyelim hocam? Boş bırakalım. Hangi ülkedir diye boş bırakalım. Ama konuyu anlatınca vereceğiz. Verecek. İpucunu da vermiş, evet, olalım. Arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı'nda dediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesine bağlı olarak bir otorite boşluğu oluşmuştur. Balkanlı devletler arasında yaşanan mücadele, ki bu mücadelenin en büyük nedeni Bulgaristan'ın fazla toprak almasıdır. Bu da İkinci Balkan Savaşı'na neden olacaktır. Şimdi kimler var sahnede? Şimdi Birinci Balkan Savaşı'nda büyüsek Osmanlı dedik ya. Evet. O taraf değiştirdi. Şimdi Osmanlı'nın yerinde Bulgaristan var. Evet. Karşı tarafta ise Yunanistan var, Sırbistan var, Karadağ var. İşaretliyoruz. Romanya var. Romanya var. Romanya Birinci Balkan Savaşı'na katılmayıp İkinci Balkan Savaşı'na katılan devlettir. Evet. Küçük bir parantez arada açayım mı hocam? Evet, kesinlikle. Birinci Balkan Savaşı'nda arkadaşlar Romanya katılmamıştır. Neden? Çünkü Bulgaristan'dan bazı toprakları istemiştir. Bulgaristan buna karşı çıktığı için Romanya Birinci Balkan Savaşı'nda yer almadı. Dolayısıyla İkinci Balkan Savaşı'nda var. Romanya'nın altına Osmanlı Devleti'ni yerleştireceğiz. Çünkü Osmanlı Devleti de Bulgaristan'a karşı mücadele etti. Ama Osmanlı Devleti İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a karşı diğer Balkan devletleriyle ittifak kurmamıştır. Evet. Osmanlı Devleti şunu yaptı. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan'a saldırınca bunu fırsata çevirdi. Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği yerleri geri alayım bari dedi. Ama Edirne burada da gibi bölgelerden bahsediyoruz. Evet, geri almak için savaşa girdi. İktidar değişikliği var burada. Baba Ali baskını var. Evet. Değil mi hocam? 1913'te İttihat Terakki Partisi bir darbeyle iktidarı alıyor. İttihat Terakki Enver Paşa'nın güçlenmeye başladığı, hı hı, perde arkasındaki o yönetimlerin artık güçlü bir şekilde sahnede yer aldığı süreci başlatıyor. İktidarda İttihat Terakki var. Edirne kaybedilmiş durumda, İstanbul tehdit altında ve İttihat Terakki bunu bir fırsata dönüştürüyor. Evet. Aslında Bulgaristan savaş başladığında bütün birliklerini batıya kaydırıyor. Balkan ülkelerine karşı bir set oluşturmak adına. Osmanlı da bunu değerlendiriyor. Çok büyük de savaşlar olmuyor hocam ve rahat bir şekilde Osmanlı Bulgar topraklarına, eski Osmanlı topraklarına girmiş oluyor. Girmiş burada olur. Hata yapıyorsunuz sevgili gençler. Osmanlı Devleti burada sadece Bulgaristan'la savaşmıştır. Yani Birinci Balkan Savaşı'nda olduğu gibi Yunanistan, Sırbistan, Karadağ Osmanlı'nın karşısında değil. Osmanlı bunu
bir fırsata dönüştürerek kaybettiği toprakları, Doğu Trakya'yı geri almayı başarmıştır. Bulgaristan 1908'de bağımsızlığını kazandı. Az önce Birinci Balkan'da değinmiştiniz ya hocam. Aha. Yani bir 5 yıllık ömrü var. Hı hı. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda 4 Balkan Devleti'ne karşı yenildi. Yeni kurulan bir devletin, Bulgaristan'dan bahsediyorum, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya karşı başarılı olması beklenemez. Evet. Yani 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan diğer Balkan devletlerine karşı mücadele etmiş ve bu noktada yenilmiştir. Evet. Ve bu yenilgi sonrasında dikkat, Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında Bükreş Antlaşması imzalanmıştır ve savaş sona ermiştir. Evet. Burada da yine başka antlaşmalar var. Var tabii ki. Neyin altını çizeceğiz? Buyurun. Birinci Balkan Savaşı sonunda bizim Trakya'da batıdaki sınırımız Midye Enes hattıydı. Evet. Şimdi o sınırı ileri doğru kaydırdık. Edirne'ye Doğu kadar Trakya'yı, evet. Edirne'yi de kurtardık. Doğu Trakya'yı kurtardık. Artık sınırımız 3 aşağı 5 yukarı bugünkü sınır, yani Meriç Nehri'ni sınır alıyoruz. Birinci Balkan Savaşı sonunda Midye Enes sınırımızdır. İkinci Balkan Savaşı sonunda ise Meriç Nehri'ni sınır alarak anlaşmalarımızı, Trakya batı sınırımızı belirlemiş olacağız. Yani 2. Balkan Savaşı sonrasında sınırlarımız genişlemiş batıya doğru oluyor. Genişlemiş evet, oluyor. Evet. Peki. Ve Bükreş Antlaşması kendi hocam. Aralarında imzaladıkları anlaşmaydı. Osmanlı Devleti burada, Sırbistan'da İstanbul, Yunanistan'da Atina, Bulgaristan'da yine İstanbul Antlaşmalarını yapacak. Birini açarak başlayalım. Bulgaristan'la başlayalım. Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması, evet, Osmanlı Devleti arasında. Ne yapıyoruz? Burada yine bir soru köküdür. Buyurun. Bugünkü sınırımızdan farklı olarak Dimetoka, yani Meriç Nehri'nin batı yakasında bulunan bir şehir Osmanlı Devleti'ne kalıyor. Ama onun dışında Meriç'in batı yakası Bulgaristan'a, doğu yakası Osmanlı'ya kalacak şekilde sınırlar çizilmiş oluyor. Doğu Trakya artık bizim oluyor. Üç anlaşmanın ortak noktasıdır sevgili gençler. Burada şimdi biz Osmanlı Devleti Balkanlarda ciddi miktarda toprak kaybedince, kaybettiğimiz topraklarda yaşayan Türkmen nüfusu, ki Osmanlı buraya iskan politikası ile yerleştirmişti, bu topraklarda bir kısmı kalmamayı tercih edip Anadolu'ya göç ediyor. Bu bir, Anadolu'da Türk nüfusunun çoğalmasına neden oluyor. Osmanlı'nın genel sınırı, çok özür dilerim. Buyurun hocam. Genel sınırı nüfusu azalmıştır ama Anadolu'daki Türk nüfusu bu savaşın sonunda göçlerden kaynaklı olarak artacaktır. Ama bir kısmı da diyor ki hayır efendim, ben göç etmeyeceğim, asırlardır burada yaşıyorum, malım var, mülküm var, işte tarlam var, ben kalmayı tercih edeceğim diyecektir. Kalmayı tercih edenlere de devlet teşkilatlı yapısını gösteriyor. Anlaşmayla haklarını koruma altına alıyor. Evet. Azınlık statüsü veriyor. Korumaya çalışıyor. Çalışıyor. Ki bu azınlık kavramı da şimdiye kadar hep Osmanlı sınırları içinde azınlık kavramını konuşuyorduk. Azınlıklar vardı. Osmanlı Devleti ilk kez Türkler bir coğrafyada Balkan Savaşı sonrası azınlık durumuna düşmüştür. Ve haklar, işte hangi haklar? Eğitim hakkı, inanç hakkı, mülkiyet hakkı, mülkiyet hakları korunma altına alınıyor İstanbul Antlaşması. Korunma altına çalışılıyor. Evet, eksiklikleriyle, aksamalarıyla beraber diyoruz. Sonra Yunanistan'la Atina Antlaşması var. Atina Antlaşması var. Birinci Balkan Savaşı'nda Londra Konferansı'nda Yanya, Selanik, Girit verilmişti ya Yunanistan'a. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan'la imzalanan Atina Antlaşması'nda da yine Yanya, Girit, Selanik Yunanistan'a verilecek diyoruz. Hı-hı. Neden? Çünkü Birinci Balkan Savaşı sonrasında imzalanan Londra Konferansı artık geçersizdir. Neden? Çünkü birbirleriyle mücadele ettiler. Sınırlar değişti. Sınırlar değişti. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan Londra Antlaşması iptal edildiyse Yunanistan Osmanlı Devleti'nin aldığı yerleri tekrardan teyit etmek zorunda. Bu da Atina Antlaşması. Yani Yanya, Girit, Selanik yine Yunanistan'a verilmiş oldu. Hı hı. Son antlaşma hocam, İstanbul Antlaşması. Ona geçmeden yine bir hatırlatma yapayım. Trablusgarp Savaşı'na da bir gönderme. Çok karıştırıyor çocuklarımız bunları. 12 ada ve Rodos geçici olarak Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması ile İtalya'ya bırakılmıştı. Evet, şimdi hocam. Yunanistan savaş esnasında Ege adalarını işgal ediyor ki yine Ege'de bizim bugünkü sınırımız 3 aşağı 5 yukarı belirlenmiş oluyor. Ege adaları Yunanistan tarafından işgal edildi. Elimizde Çanakkale'nin bekçisi gibi iki tane ada kalıyor.
Bozcaada ve Gökçeada. Onu koruyan da Hamidiye kahramanı olarak bilinecek olan Rauf Orbay oluyor. İki ada bize kalıyor. Ege adalarını Yunanistan işgal ediyor. Artı 12 ada Rodos'la beraber geçici olarak İtalya'da kalmış oluyor. Yani Balkan Savaşı'yla resmi olmamakla beraber Osmanlı Devleti büyük oranda Ege'deki varlığını da sonlandırmış oluyor. Bir anlaşmamız daha var dedik. İstanbul Antlaşması güzel. Hocam. Güzel. Kiminle o? Sırbistan'la imzalandı. Arkadaşlar, Sırbistan'la bizim sınırımız kalmadı. Dolayısıyla toprak alışverişi neden yok. Antlaşma imzaladık? Sırbistan'da kalan Türklerin haklarını korumak için böyle bir antlaşma imzalanmıştır. Ve bu şekilde de ikinci Balkan Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmaları bitirmiş olduk. Bir toparlayalım. Hangi anlaşmaları imzaladık? 1. Balkan ülkeleri kendi aralarında Bükreş Anlaşması. 2. Bulgaristan'la İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması. Bulgaristan'la Osmanlı Devleti arasında diyelim ki karıştırmasınlar. Kesinlikle. Bulgaristan'la Osmanlı arasında İstanbul Anlaşması. Yunanistan'la Osmanlı Devleti arasında Atina. Osmanlı ile Sırbistan arasında da yine İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu üç anlaşmanın, yani iki İstanbul bir Atina Anlaşması'nın ortak hükmü azınlık haklarının düzenlenmiş evet. olmasıdır diyoruz. Böylece Osmanlı Devleti bir anlamda da cümle aleme 1. Balkan'la zayıflığını göstermiş oldu. Kaybettiğimiz topraklardan bir kısmını, Edirne'yi, Doğu Trakya'yı 2. Balkan'la bir parçasını bari kurtarmış oldu. Ama Makedonya'yı bu savaşla kaybettik. Maalesef. Ege adalarını bu savaşla kaybettik. Arnavutluk bağımsız oldu, onu bu savaşla kaybettik. Dolayısıyla Osmanlı ciddi kayıplarla bitirdiği bir anlaşma Balkan. Ve savaş oldu. Balkan Savaşları. Birçok makalede, dergide ve popüler kitaplarda da Balkan Savaşı'na bolca yer verilir. Çünkü çok büyük bir hezimet olarak değerlendirilir. Osmanlı koca bir imparatorluk Balkan Savaşı'nda yenildi. Evet. Tabii ki yenilmesinde birçok neden var. Onları bol bol tarih biz. Dinleyeceğiz, öğreneceğiz, ders alacağız, hatalarımızı tekrarlamayacağız evet. sevgili gençler. Hocam, Balkan Savaşları'nın sonuçları. Evet. Birincisi, sizin verdiğiniz açıklamayla ben devam etmek istiyorum. Hı hı. Türk göçleri. Hı hı. Arkadaşlar, Balkan Savaşları'nın sonuçlarının belki de en önemlilerinden birisi bölgeden Anadolu'ya doğru göçlerin gerçekleşmesidir. Bu arada Balkan Savaşları'nda yaşanan göçleri işledik ya, daha gerilerde kalan konular var. Mesela Kırım Savaşı. Oradan da göçler gerçekleşmişti. Bir bütünlük oluştursun diye farklı bölgelerden Anadolu'ya yapılan göçlerin haritası. Şu haritadan bahsediyorum hocam. Şu an arkada arkadaşlar da görüyor. Hı hı. Mesela Kafkaslardan, Kırım'dan, Balkanlardan Anadolu'ya doğru göçler var. Bunu arka plana arkadaşlar zaten yansıtmışlardı. Bunu arkadaşlarımızdan net bir şekilde bir görecek. Bir TYT sorusu çıkaralım. Uyduralım demedim. Buyurun hocam. Onu duymadık. Evet, duymadık. Duymadık bir onu. Bir TYT sorusu gibi. Şimdi Kafkaslardan, Balkanlardan işte göçler Anadolu'nun hem etnik yapısında bir yükselme hem de fikir hayatında bir yükselme getirecektir. Etnik ne yapısını gibi? Açın hocam. Buradaki Türk nüfusunun artması gibi tabii ki. Çünkü yoğunluklu olarak. Hangi fikir akımını güçlendirir? İşte o. Türkçülük. Tamam. Buyurun hocam, sizdeyiz. Bir, Türkçülüğün güçlenmesi anlamını taşıyacaktır. İki, o elit kitle, eğitimli kitle Anadolu'nun fikir hayatını da yukarıya güzel. Taşıyacaktır. Milli mücadele sonrası, inkılaplar aşaması, o Mustafa Kemal ki Balkan Savaşları'ndadır. Mustafa Kemal'in ailesi, annesinin de İstanbul'a gelişi. O göç, Avrupa'dan ve işte Kafkaslardan gelen göç Anadolu'nun kültür hayatını da bir basamak yukarıya taşıyacaktır. Ve Türkçülük akımı Anadolu'da güçlenecek. Balkanlar hocam. Mesela Balkanlardan dedi ki Osmanlı Devleti çekildi. Diğer Balkan devletlerinin de sınırları genişledi. Hmm. Dolayısıyla Balkanların siyasi haritası değişmiştir. Evet, diyoruz. Başka, Osmanlı Devleti Makedonya, Arnavutluk ve Ege adalarını kaybetmiştir. Buna siz değindiniz zaten. Evet. Ve bir önceki kapanış videomuzda dile getirmiştik. Burada da dile getirelim. Arkadaşlar, Balkanlı devletler arasında yaşanan mücadeleler ve çekişmeler onların silahlanma yarışına olan ilgisini arttırdı. Balkanlı devletler arasında silahlanma yarışı arttı. Bu da 1. Dünya Savaşı'na
neden olacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla bizim bir sonraki konumuz 1. Evet. Dünya Savaşı. Trablusgarp'ı bitirdik, 1. Balkan dedik, 2. Balkan dedik. Bir sonraki videoda güzel bir konu. 1. Dünya Savaşı konu diye gireceğiz. Evet. Çanakkale var değil mi hocam? Evet, Çanakkale var, Kafkaslar var. Halil Hamit Kut var. Evet, Kut Paşa var gibi diyeceğiz. Bir sonraki Mondros'u. Videonun reklamları bunlar. Evet. Peki arkadaşlar, bitirdik. Kapanışı yapalım. Evet, beğeniyorsunuz videolarımızı. İki, abone yorum yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve tercihlerinizi, isteklerinizi bize yazıyorsunuz, bildiriyorsunuz arkadaşlar. Bizimle ilgili merak ettiklerinizi yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Sizlerle bir sonraki videoda tekrardan buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.